Ah, istedikleri aldım ha. Ay, sağ olasın Seyit. Geç otur, bir çay içersin. Ha, iyi bir yarım saat oturayım o zaman. Çünkü havaalanına gideceğim de müşterim var. O camış Fiko gitti mi? He, gitti. Bir çay bile içmeden gittimdi. Sen mi gelmiştin Seyit? Ben de çıkıyordum. Şu Gülü Hanımlara bir uğrayayım bakayım. Dur, yürüme. Ben seni bırakırım canım. Yok canım, sen rahatını bozmayasan ben biraz yürüyeyim. Hem kolesterolüme iyi gelir, he mi? Hadi kalın sağlıcakla. Zeyno, haydi biz biraz çay içelim ha. Hemen getireyim. Ya anne, nerede kaldın ya? Vallahi var ya, seni beklemekten aç olmuşum. Ha, biraz daha gelmeseydin meyve falan verecektim ha, o kadar yani. Konuşma lan, tam çıkıydım Seyit geldi. Bir çuval inciri mahvediydik ha. Anca Seyit'i kandırıp gelmişim. İyi, zaten var ya, o herif de her şeye maydanoz olmasa olmaz yani. Ya anne, ben çok merak ettim, bir şey soracağım sana. Ya ben seni Petruk Kralı ile görüştüreceğim diyorum. Senin giydiğin kıyafete bak ya. Ya olacak şey mi Allah aşkına ya? Bu mahoa değil, onun kadar kuru değil. Vizyon sahibi adam ya. Allah Allah, bölüm etkileyeceksin herifi. Ya anne, benden size dost tavsiyesi. Sen en iyisi git evine. Orada izmaç programlara filan katın yani. Beyinsiz, tut bakalım şunu. Of! Nasıl? Ya helal olsun Siyane ya. Ya sürpriz yumurta gibi avratsan. Pardesini bir çıkardın. İçinden Jennifer Lopez çıktı. Jennifer benim yanımda harf yermiş ya. Dünya güzeli avradımdan. Öyle mi diyorsun? Peki öyle olsun. Yalnız var ya, bu Hiso'a seni ilk gördüğünde var ya, böyle küçük dilini yutacak. Adam seni ilk gördüğünde aşık olacak ya, aşık olacak. Yıldırım nikahına bas basa benim adım Fiko değil lan, o kadar diyeyim sana. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sizi Har Üniversitesi'nin yeni petrol ağasıyla Hüso ile tanıştırayım. Efendim, ve kırmızı köşede de İstanbul'un en güzel dilberi Fatma Hanım. İstanbul'un dilberi bu midir? Gözün kör mü senin? Ya ağam, dış görünüşüne aldanma sen sakın. O var ya, sokakta bir lady, mutfakta bir aşçı, yatakta da bir Emanuel abi. Sakin, yavaş, yavaş. Ateşiyle yakar seni. Hem zaten başka şansı mı var? Ha? Beğenmişsin bunu, kırıl. Sizinle tanıştığıma çok memnun olmuşum Hüso Aga. Ben de memnun oldum Fatma Hanım. Nasılsın, iyisin? Sallama, dallama, sallama. Ya sen askerlik arkadaşın mıdır? Eline sallıyorsun, Allah Allah. Bana bak, şşt. Elini öp. Öpeyim. Oha, çiş. Bir de haçlık isteseydin bari. Yoksa hiç kibarlık görmedim ben. Kato, paranda kibarlık okulu vardı da gitmedin mi? Sen ne biçim konuşuyorsun sen ağanla? Evet, pardon. Efendim, Fatma Hanım, buyur. Canım benim. Otur, yavaş, yavaş. Merci beaucoup ya. Abi, ben Hong Kong'dan döndüm. Az önce indim uçaktan. Şimdi eve geçiyorum. Oradan ofise gelirim. Brief'te görüşürüz artık. Nasıl? İş yemeği mi? Ya bensiz olmuyor mu bu yemek? İyi tamam, geliyorum. Hangi lokanta? Tamam. Ya Seyit'ciğim, eve gitmiyoruz. Şu ilerden dön. Nakaştepe'de bir lokantaya gideceğiz. Tamam ağam. Ya siz iş adamlarında vallahi işi zor ha. Şimdi havaalanından, yurt dışından gel. Ondan sonra eve gidip şöyle bir oh deyip dinlenmeden hop bir iş yemeği. İşi zor vallahi. Allah kolaylık versin aga. Öyle vallahi. Ah, bak tango çalı tango. Kaldırsana kadını da sen. Oğlum, ben tango bilmiyorum ki. Benim bildiğim bir lorke var. Lorke. Hanım el lorke. Ne diyeyim ben sana? Ben daha sana ne diyeyim bilemiyorum ya. Ya kadını romantik yemeğe davet etmişsin. Lorke lorke olur mu ya? Kaldır. Yavaş, korkma. Korkma, sakin. Yavaş. Hanımefendi. Bu dansı
Bir yer lütfedersiniz. Ben burada ya. Ya Fatok Hanım, sizi görünce böyle kalbim tıpış tıpış atıyor ya, ondan oluyor. Bir daha bas Hüsnü. Bir daha bas Hüsnü. Haydi bakalım. Ana, herif çantayı unutmuş ya. Yorgunluktan unuttu tabii. Götüreyim de vereyim, sevaptır. Çantanızı unutmuşsunuz da. Ya Seyit'ciğim, çok teşekkür ederim. Bütün belgeler bu çantadaydı. Hayatımı kurtardın vallahi. Rica ederim. Müsaadenizle afiyet olsun. Ayağıma bastın Hüsnü. Anne? Ay Sait. Anne sen Gülnar'a gitmeyi miydin? Bu kıyafet ne? Bu herif kim? Sen ne yapıyorsun burada? Tango mu yapıyorsunuz? Ay çayda çır oynayacak halim yoktu herhalde. Bu elbiseyle tango yapılır. Tango bak. Anne abuk sabuk konuşup benim canımı sıkma yürü. Sen kim oluyorsun de benim avradımı elimden alıyorsun? Avradın mı dedi? Ha? Sen de benim erim sen. Ulan çek yollaşın. Ulan Fiko, bütün bunlar senin başının altından çıkıyor. Ben size yapacağımı bilirim. Size de. Yürü. Yürü anne, yürü. Yürü geç yürü. Ayıp yavaş yahu. Ayakkabılar yüksek topukludur. Düşeceğim şimdi. Ne oluyor Seyit? Ya hala konuşuyor. Bir daha elin harfiyle tango mango yaparken seni görürsem vallahi fena yaparım anne. Ay bu da tangoya taktı. Tango aşkın dansıdır. Tutkunun dansıdır. Ya kafayı yiyeceğim. Vallahi delireceğim ya. Ya sen evinde otursana. Dizini kırıp bir evinde otursana. Torunun torbanı büyütsene. Ben de evlenmek isteyem. Mutlu olmak isteyem. Ben torun bakacak yaşta değilim. Çocuk doğuracak yaştayım. Ya anne, memleketten biri duysa vallahi arkamızdan teneke çalar. Ya sen bizim adımızı mı çıkartacaksın? Sen benim hayatıma, flörtlerime, aşklarıma karışamazsın. Ben aşk kadınıyım. Aşksız yaşayamam. Arkadaş delireceğim vallahi delireceğim. Hala aşk kadınıyım değilsin. Ya sen bundan sonra var ya dışarıya adımını atmayacaksın. Böyle pırrının ucunu çıkarmayacaksın. Zeynep vallahi sen sorumlusun. Ya Seyit ben ne yapabilirim ki? Başından duracaksın. Dışarıya burnunun ucunu çıkarmayacak. Adımını atmayacak. Atarsa, kaçarsa yemin ediyorum külahları değişecek Zeynep. Hayda. Benim gibi güzel bir kadını değil eve kuleye kapatsanız boşuna. Saçlarımı Rapunzel gibi salar, beyaz attı prensime yine kaçıyorlar. Kaç da göreyim. Ulan gel prens herifsiz. Hayvan herif sen. Oğlum sakin ol, kendine gel, ne oluyor ya? Elimin körü oluyor. Ulan sen anayı nasıl ağanla buluşturuyorsun? He? Sen benim başıma bela mısın? Hasta mısın ulan sen? Ulan vallahi vururum seni ya. Vallahi beni yanlış anıyorsun kurban ya. Geç ulan içeri. Geç içeri. Hayvan herif sen. Şimdi de Hüsnü Ağa mı çıkardın sen bizim başımıza? Ya bir dakika Zahit kurban ya. Delirdin mi, ne yapıyorsun ya? Ben senin için geldim buraya, senin iyiliğin için geldim ya. Allah Allah. Ya var ya, bu dedikodular var ya, memlekete giderse sokağa çıkacak yüzünüz kalmaz, haberin olsun. Ne dedikodusu? Şşt. Zamanlıktan kaldıramadım zamanı. Ne dedin sen kardeşim? Sen Hüsnü Ağa'yla otele mi gittin hani? Ne? Kuş, otele mi gitmiş? Ha, gel diysem gel. Benim özel hayatımdan Siyane. Yazıklar olsun Siyane. Ya
Üzülme kardeşim Seyit kurban, bu kadar üzülme ya. Ya burada da namus meselesi vardır. Ama bu çok kolay halledilebilir biliyor musun? Şimdi Allah'ın emri peygamberin kavliyle müsait bir zamanda geliriz Hüsva'yla. Anneyi Hüsva'ya isteriz ha? Başka çaremiz kalmamıştır. Tamam. Bu ne biçim çiçektir ya? Gazete kadına sarılı. Koskoca petrol ağası. Bir ya bunu mu layık görmüştür? Ya anne kusura bakma sen. Böyle alelacele geldik ya. Çiçekçiye uğrayamadık. Biz de bunları parktan... sokakta seyyar satıcıdan aldık. Bu çikolatanın da tarihi geçmiştir. Bunu yersek zehirleneceğiz. Ama Zeynep bacım yani dışıdığın şeye bak. Ya siz isteyin. Hüsvan var ya koskoca çikolata fabrikasını sersin önünüze. De gene kısıtlı zamandan dolayı uğrayamadık. Dükkanı şeyden aldık pazardan. Neyse canım biz böyle tatsız konuları bırakalım da esas konuya gelelim. Efendim? Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi şu konuya bir açıklık getirelim ilk önce. Anaya başlık parası istedik. Ağırlığınca altın. Ya Sait Kurban sen ne diyorsun ya? Ya o kadar altın Türkiye'nin rezervinde yakıyor. Ben o kadar şişman mı ya? Biraz. Ne biçim konuşuyorsun hırt ol. Kusura bakma ya sen gülüm. Bu böyle işte. Bunu küçükken öküz tepmiş. Kafasının içinde şey ne olmuştu lan? Kısa devre. Kısa devre olmuş. Onun için böyle gidip geliyor, gidip geliyor. Neyse velhasıl kelam. Başlık parası olmazsa anneyi vermeyin. Öyle mi Sait kardeş? Peki. Yürü ağam yürü kalk gidelim. Gidelim. Ya Kurban sen başlık parası falan istiyorsan ama... ya biz buraya namus meselesini temizlemeye gelmiştik. Bunu da bilersen ha. Ya oturun, oturun. Otur la, otur, otur. Sait, sen de adamların üstüne fazla gitmeyesen ha. Ver beni gitsin, turşumu mu kuracaksın ya? He. Tamam. Verdim gitti. Allah! Neyse. O zaman ne yapıyoruz? Yarın nikah kıyıyoruz. Beklemeye hacet yoktur. Haydi bakalım hayırlı olsun. Haydi. Ya oğlum senin bu ağan, modern zengin, niye böyle kocaman bir salon tutmuyor, düğün yapmıyor da gelip bizim evin önüne düğün yapıyor oğlum? Ayıp değil mi koskoca ağaya, yakışır mı lan? Şimdi şöyle oluyor, aslında biz Çırağ Sarayı'nı kiralamıştık biliyor musun? Hatta kaporasını bile verdik. Ama işte oradaki krolar hatta yapmışlar, aynı günü başkasına vermişler bak, olacak şeyde. Neyse biz de burada yapalım dedik yani ne olacak yabancı yerine. Ama hiç merak etme, balayını Karayipler'de yapacağız. Öyle değil mi ağam? Ne? Karayipler diyorum. Ha ha, giderik Karayipler'e de giderik. Yahu olmadı, Yalova'ya Kaplıcalar'a giderik. Olsun ağam, iki gönül bir olunca tamamlık seyran olurmuş ha. Hay ağzını yiyeyim seni be, Allah! Yeter! Yeter kesin be! Gerdeğe girmeden canımızı mı alacaksınız? Yürü Hüsam, gerdeğe gidelim. Yürü canım Allah ben. Elin kırılsın kızım. Yürü sana. Allah, yavaş oğlum, yavaş. Allah, yavrum. Nereden çıktı bu kraya? Kardeşim niye getirmiyorsun arabayı? Kirayı da ödemediniz. Sizi arıyoruz, telefonlar da kapalı. Bir dakika kardeşim, bir dakika bir yanlışlık var. Bu araba koskoca petrol zengini Hüsnü Ağa'nın arabasıdır. Sen ne oluyor böyle? Sen ne saçmalıyorsun kardeşim ya? Benden kiraladılar arabayı. Parasını da ödemediler. Fiko. Canım buyur. Bu adam doğru mu söylüyor? Var kardeşim. Vallahi kiraladık arabayı. Nasıl kiraladınız canım? Olur mu canım böyle şey senin ağan hani petrol zengin hani çok zengin böyle hani falan. Ulan Fiko ne dümen çevresi söyle bakayım. Ya, vallahi benim bir suçum yok ben masumum. Yani bütün olayı Hüsnü Ağa
tezgahlanmıştır. Anladın mı? Vallahi ben mahsulüm ya. Ha, öyle mi? Çok teşekkür ederim Tükkocuğum ya. Bu bilgiyi bana verdiğin için gerçekten çok mübarek bir insansın sen ya. Ulan seni öldürürüm! Seni camış herif! Ulan! Dur Seyit yapma! Kurban olalım ben! Ya bak Seyit kurban. Yemin ediyorum adamın cebinde 5 kuruşu yoktur ya. Benim hiçbir günahım yok. Mağdurum ben, mağdurum kardeşim. Ulan seninle icabından sonra bakacağım. Ali! Ali! Kurban olam aç kapıyı. Hüseyin Ağa petrol zengini falan değilmiş. Zügür'ün tekiymiş. Kurban olam aç kapıyı. Maalesef artık çok geçtir Saidim. Olan olmuştu. Geçti borun pazarı. Sür aşağı gelin mideye.